Sevdikçe o bize kendisini daha çok tanıtır, bunu bilelim. Alemlerin Sultanı Efendimizin aile hayatından bahsedeceğiz. İsterseniz kısaca onun aile hayatının bir evlat olarak, bir akraba olarak, bir baba olarak bize verdiği fotoğrafı seyredelim. Alemlerin Sultanı Efendimizin hayatından hayatımıza neleri aktarabileceğimizi, ne kadar çok şeye muhtaç olduğumuzu birlikte göreceğiz. Onu bir evlat olarak belki daha önce hiç duymadınız. Çünkü Resulullah Efendimizin en az bilinen yönü bir evlat olarak bize verdiği hatıralarıdır. Neden derseniz, o yüce Resul babası daha kendisi dünyaya gelmeden önce vefat etmiş bir yetimdi. Annesi onunla çok kısa süreli bir beraberlik yaşayabildi. Neden? Daha doğduğu zaman sütü yetmedi Hazreti Amine'nin. Çünkü çok sevdiği kocasını kaybetmiş olmanın hüznüyle dünyaya getirdi evladını. Ve biraz büyüsün, gürbüzleşsin, Mekke'nin sıcak havasından uzakta kalsın, Arapçayı en güzel şekliyle öğrensin diye bir gelenek haline gelmiş olan çöle, çöldeki bir köye Halime isimli bir hanıma süt evlat olarak verdi biricik yavrusunu. 2 sene böyle devam etti, sonra evladını gördü, bağrına bastı. Baktı ki Mekke'deki ortamda yetişmesi iyi olmayacak. Tekrar o çok sevdiği süt annesi Halime ile gönderdi. 4 yaşına kadar kaldı. Resulullah Efendimizin annesiyle beraberliği sadece 4 yaşından 6 yaşına kadar olan dönemdir ki 2 yıllık bir beraberlik yaşamıştır alemlerin Sultanı Efendimiz. O yüzden çok az hatıraları vardır. Fakat bu 2 yıllık süreyi bile Resulullah Efendimiz hiç unutmayarak hafızasına kazımıştır. Bir gün 622 yıllarında, 628 yılında öyle hatırlıyorum miladi olarak, bir sefer esnasında Resulullah Efendimiz yolunu Ebva denilen köye düşürdü. Hatırlarsanız şairin, "Ey Ebva'da yatan ölü, bağrında açtı dünyanın en güzel gülü" dediği Hazreti Amine Ebva'daki köyde medfun idi. Efendimiz onun kabrine giderek eliyle kabrini düzeltti. Fakat o sırada gözlerinden yaşlar boşandı. Ashab-ı kiram peygamberimizin ağlamasına dayanamadıkları için onu ağlatan şey onları da ağlattı. Ashab-ı kiram ağlaşmaya başladılar. Birisi bir teselli kabilinden Resulullah Efendimiz'e, "Ya Resulallah, sizi nedir ağlatan?" diye sordu. Efendimiz de sadece, "Bir an bana annemin olan şefkatini hatırladım" demekle yetindi ve gözlerinden yaşlar boşandı. Aziz dinleyenlerim, bilmiyoruz, belki de yüce Resul o esnada annesinin son anlarını hatırlayıp da şefkat dolu gözlerle, gözyaşlarıyla evladına bakan Hazreti Amine'yi hatırladı. Bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa, Resulullah Efendimiz seferlere her çıkışta yolunu Ebva'ya düşürür, annesinin kabrini ziyaret eder, eliyle üstündeki toprağı düzeltir ve Rabbine dua ederdi. O sadece kendi öz annesine değil, kendisine süt vermiş olan, bir hafta süresince Hazreti Amine'nin sütü yetmediği için ona süt veren Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi bile unutmadı. Süveybe isimli kadın hayatta olduğu sürece Resulullah Efendimiz Medine'den Mekke'ye hediyeler gönderir ve hatırını sorardı. Sadece Süveybe'ye değil, kendisine annem diye hitap ettiği süt annesi Hazreti Halime'ye
onun ne kadar ikramda bulunduğunu hatırlarsınız. Annemden sonra annemdir dediği dadısı Ümmü Eymen ve Hazreti Ali'nin annesi Ebu Talib'in hanımı Fatıma isimli yengesine de ne kadar izzet ve ikramda bulunduğunu hatırlarsınız. Fatıma isimli muhterem kadın Hazreti Ali'nin annesi vefat ettiği zaman Resulullah Efendimiz demek ki annem öldü ha diyerek ona olan ilgisini ortaya koymuştu. Dediler ki, daha doğrusu soruyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırkasını ona gönderip bununla kefenleyin onu dedikten ve o kabre konulmadan önce kabre uzanıp da bir şekilde Resulullah Efendimizin o kabri ısıttığından sonra ya Resulallah bu kadar ilginize mazhar olan Fatıma'nın nedir sizdeki bu değeri deyince bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasına dedi ki ben Ebu Talib'in evine bir yetim olarak geldiğimde o çocuklarından önce benim karnımı doyurur, çocuklarından önce benim saçlarımı tarar, yüzümü yıkardı. Annemden sonra bana hiç kimsenin bu kadar iyiliği dokunmadı. Onun için elbisemi ona kefen yaptım ve ondan önce kabre uzanıp da kabri ısıttım ki onun soğukluğunu hissetmesin diyerek Resulullah Efendimiz ne kadar salih bir evlat olduğunu ortaya koymuştur. Şayet annesi ve babası yaşamış olsalardı alemlerin sultanı Efendimiz mutlaka onlar için çok hayırlı bir evlat olurdu. Çünkü o öyle bir din ile gönderildi ki o dinin mukaddes kitabında Rabbin sadece kendisine ibadet etmeni ve anne babana iyilikte bulunmanı emretmiştir mealindeki ayetleri getiriyor. O sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir evlat olarak yeni yetişen genç kardeşlerimize, çocuklarımıza bir şekilde anlatmamız lazım. Efendimizin başından geçen bu duygusal hadiseler çocuk psikolojisi için çok önemlidir değerli dinleyenlerim. Bunları küçük yaşta çocuklarımız bilmeli ve duymalı ki o Resulullah Efendimizin ne kadar salih bir evlat olduğuna dair bilgiye sahip olsunlar. Bunun için işte değerli başkan kardeşimizin dediği sadece midelerini değil kalplerini, gönüllerini ve zihinlerini Resulullah Efendimizin sevgisiyle ve bilgisiyle doldurmak için elimizden ne geliyorsa bu çabayı göstermemiz icap ediyor. Alemlerin Sultanı Efendimiz bir akraba olarak da bize çok güzel resimler veriyor. Hazreti Ali Ebu Talib'in çocuklarından biriydi. Ebu Talib zor geçim içinde olan biri olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice ile evliliği döneminde amcası Abbas'a dedi ki ey amca Ebu Talib'in geliri az çocukları çok gel çocuklarından birini sen al birini de ben alayım da biraz yükünü hafifletelim dedi. Hazreti Abbas çocuklarından birini aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da küçücük Hazreti Ali'yi aldı ve Hazreti Hatice annemizle birlikte o küçük Ali'yi Veliyullah olacak mertebeye ulaştırdılar o evde. Bakınız bir yardıma muhtaç olan akrabaya uzattığı elin resmidir Resulullah Efendimiz'de görülen. Ve Hazreti Ali Hatice annemizle birlikte o güzel evde, o maneviyat dolu mekanda yetişti. Resulullah Efendimiz bir akraba olarak en güzel desteği amcasına verdi. Sadece böyle bu şekilde değil, o amcalarına karşı, halalarına karşı
ve diğer akrabalarına karşı, hatta ve hatta süt kardeşliği sebebiyle süt kardeşi Halime'nin evladı Hazreti Şeyma'ya ve oğlu Hazreti Abdullah'a hayatı boyunca verilmesi gereken en güzel değeri verdi. Bugün günümüzde aziz dinleyenlerim, çok önemli bir problem yaşanıyor. Akrabalık müessesesi özellikle memleketimizin batı yörelerinde gittikçe zayıflamaya yüz tutuyor. Burada da meselenin, yani Anadolu'da dini bilgilerden kaynaklandığını zannetmiyorum. Bir gelenek bağı ile birbirine bağlı, bunun da her zaman için kaybolması, kopması mümkün. Bizler alemlerin Sultanı Efendimizin bir akraba olarak bize verdiği tavsiyeleri araştırmamız lazım. Hayatında görmemiz lazım ve şu hadisi şerifine kulak vermemiz lazım. Geldi birisi ona dedi ki, ya Resulallah, bana yaptığım zaman Allah'ın benden razı olacağı şeyleri söyler misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabana iyilikte bulun diye tavsiyede bulundu. Çünkü o, Allah sizlere akrabanızla ilişkilerinizi sağlam tutmanızı emrediyor diye ayetler getirmişti Mevlamızdan. Ve bir gün buyurdu ki, gerçek sıla-i rahim, akrabanın sana yapmış olduğu iyiliğe karşılık senin de ona iyilikle mukabele etmen değildir. Gerçek sıla-i rahim şudur ki, akraban senden ilgisini çektiği halde senin ondan ilgini kesmemendir. İşte bugün insanlar ben gittim ama gelmiyor diyerek bir defada akrabalık ilişkilerini koparmanın yollarını arıyorlar ki maalesef bu da sünnet-i peygamberiye uymuyor. Aziz dinleyenlerim, bir üçüncü Resulullah Efendimizin bize örnek teşkil ettiği hayatından baba olarak bize verdiği tavsiyeleri ve hayatındaki örnekleridir. O yüce Resul, kız çocuklarının bir utanç vesilesi olarak kabul edildiği bir toplumda peygamber olarak geldiği zaman şu inkılabı yaptı. Kız çocuklarına değer veren ifadelerde bulundu. Dedi ki, evlatlarınız arasında eşit davranın. Ama eğer ben bu adalet konusunu gözetmekle beraber birini diğerinden üstün tutacak olsaydım, kız çocuğunu erkek çocuktan üstün tutardım. Çünkü o, bu hadisi şerifiyle Resulullah Efendimizin söylediği sözler Allah'ın kendisine vahyettiği sözlerdir. İstedi ki o toplumda değersiz diye bilinen kız evlatları değerli hale gelsinler. Ve bunun en güzel örneğini kendi kızlarına verdiği değerle ortaya koydu. Aziz dinleyenlerim, Hazreti Fatıma ile birlikte onun yaşadığı hatıralara baktığımızda son derece dikkat çekici özellikler buluruz. Hazreti Fatıma peygamberimizi ziyaret ettiği zaman o alemlerin Sultanı Efendimiz, o Arap Yarımadası'nın ve Arap Yarımadası dışındaki bölgelerin, o coğrafyanın tek hakimi, hükümdarı durumunda bulunan Resulullah Efendimiz ayağa kalkar, muhterem kızının ellerinden tutar, alnından öper. Kendi geleneklerinde bir değerli misafire gösterilmesi gereken en güzel davranışı sergileyerek sırtındaki hırkasını çıkarır, kızının altına serer. Böyle severdi kızını ve böyle değer verirdi. Ama aynı kızına sabah namazına giderken kapısını tıklatarak şöyle sesleniyordu: kızım Fatıma, kalk namazını kıl,
Allah'a yemin ederim ki mahşer gününde baban olarak ben senin için hiçbir şey yapamam. Aynı uyarıyı yine bir kurban bayramı sabahında kızım Fatıma, gel de kurbanın kesilince başında bulun. Yemin olsun ki onun kanı yere düşmeden senin günahların affolunur. Gel de o anda kurbanının başında bulun demek suretiyle kızına hem verilmesi gereken değerin en yücesini vermiş, hem de uyarılması gereken noktada da uyarmıştır. Şöyle düşünemez miyiz? Bir duası ile Cenab-ı Hakk'ın affettiği zümreleri olan Resulullah Efendimiz'in, sen onların içinde olduğun sürece Rabbin onlara azap etmez, senin duan sıradan insanların duası değildir dediği Resulullah Efendimiz, kızına ibadetini, kulluğunu güzel yap, yoksa benden de sana bir fayda olmayan gün gelecektir diyerek bugünümüze mesajlar verirken şöyle diyordu Resulullah Efendimiz: ey ümmeti Muhammed, evlatlarınıza sahip çıkın. Ve tavsiyesi de bir başka hadisinde şöyle ortaya çıkıyordu: bir babanın evladına bırakabileceği en değerli miras güzel terbiyedir, iyi bir eğitimdir. Onun için aziz dinleyenlerim, bugünümüzde bu meselelere önem veren çalışmalara biz de destek olalım. Her şeyden önce bunun bir anne baba olarak üzerimize bir vazife olduğunu bilelim. Şimdi sizlere meselenin diğer yönünü, bir eş olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize tavsiyelerini beraberce işlemeye çalışalım. Çünkü bugün sözlerimizin başında söylediğimiz gibi her zamankinden çok o Muhammedi muhabbete muhtacız, bunu bilelim. Yüce Rabbimiz, ey Habibim, şüphe yok ki sen üstün bir ahlaka sahipsin diye ferman buyururken, Resulullah Efendimiz de andolsun ki ben ahlaki güzellikleri zirveye taşımak için gönderildim, tamamlamak için gönderildim buyurmak suretiyle her bir peygamberde bulunan o güzel ahlaki vasıfların en güzel hale, kemale kavuşturulduğunu, kendisinde böyle bu şekilde bulunduğunu ifade ediyor. Ve Yüce Rabbimizin ifadesiyle Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır buyurduğu üzere biz onun önce kulluk hayatında, ailesi içinde Rabbine ibadet ederken nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden bize verdiği tavsiyeleri ve örnekleri işlemeye çalışalım. Değerli dinleyenlerim, Resulullah Efendimizin kendine has ibadetleri vardı. Teheccüd namazı Rabbimizin ona farz derecesinde vazife kıldığı bir namazdı ve onu Resulullah Efendimiz hiç ihmal etmezdi. Ancak bu kendine ait olan bu has ibadeti yaparken Hazreti Ayşe annemiz diyor, geceler namaz kılarken kalkar Resulullah küçük hücremizde namaz kılardı. O kadar dardı ki hücremiz, bazen secde ettiği zaman ben uykuda olurdum da ayaklarımı bir kenara hafifçe iterek secde ederdi diyor. O içinde yaşadığı mekanın darlığını ifade ederken aynı zamanda Resulullah Efendimizin ibadetlerindeki kendine has ferdiliğini de ortaya koyuyor. Demek ki nafile ibadetlerde kişinin Allah ile beraber olması onun için yeterlidir. Ama farz ibadetlerde kızını ve eşlerini uyardığını da unutmamış olalım.
Bunun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek gecelerde ve Ramazan'ın son 10 gecesinde kendisi uyanık olduğu gibi aile efradının da uyanık kalmalarını özellikle tavsiye ederdi. O yüce Resul birbirimizi sevmek için, Rabbimizin rızasına nail olmak için bakınız bize ne güzel bir tavsiyede bulunuyor ve kişinin eşini namaza kaldırması hususunda müjdesini şöyle veriyor. Sizden herhangi biriniz namaz için kalkıp abdest alsa ve gelip eşini de kaldırsa, bu esnada eşinin ellerini avuçlarına alarak birbirlerine muhabbetle bakışsalar, Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar ve o esnada günahları, kusurları parmaklarının arasından dökülür gider. Aziz dinleyenlerim, bu sevgili peygamberimizin bu güzel tavsiyesini acaba kaçta kaçımız eşiyle birlikte gerçekleştiriyor? Kaçta kaçımız bu hadisi şeriften haberdarız ve bu habersizliğimiz daha ne kadar devam edecek? Bu soruların cevaplarını sizin takdirlerinize bırakıyorum. Ama şunu bilelim ki günümüzün insanı stres denilen bir belanın pençesindedir. Mutlu olamıyor. Varlık, bir takım imkanlar onun mutlu olmasına yetmiyor. Bu sıkıntısını atamıyorsa Resulullah Efendimizin sünnetine sarılsın, bir muhabbetle bakışmanın Rabbimizin rahmetine vesile olacağını düşünsün ve bunu denesin. Unutmayın ki Resulullah Efendimiz ne dediyse hepsi gerçektir. Çünkü o sözlerini sadık olarak söyleyen bir peygamberdir ve Muhammedi muhabbetin bir vesilesidir. Allah için eşinin yüzüne ellerini avuçlarına alarak bakmak, merhametle, şefkatle birbirinin yüzüne bakışmak. Değerli dinleyenlerim, Resulullah Efendimiz vahyin geldiği dönemlerde bu manevi ağırlığı üzerinden bir parça atabilmek için, hatırlayınız, ilk gelen vahyi aldığı zaman kendisinde bir korku hali, bir ürperme hali olmuştu da ilk olarak gelip halini açtığı kişi Hazreti Hatice annemiz olmuştu. Ve Hazreti Hatice annemize derdini açan peygamberimiz ondan sadra şifa sözler duymuştu da demişti ki annemiz, korkma, üzülme, Allah'a yemin ederim ki sen akrabana iyilikte bulunan, yoksulları, dulları, fakirleri gözeten birisin. Rabbim senin için ancak hayır diler. Gerçekte de öyle olmuştu. Şuradan neyi anlıyoruz? Bir mümin sıkıntısını önce eşiyle paylaşmalı. Önce ona halini arz etmelidir. Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice annemizle ilk olarak sıkıntısını paylaştığı gibi zaman zaman çok akıllı ve zeki, ona gerçekten eş olmakla beraber güzel bir öğrenci olan Hazreti Ayşe annemizle de paylaşmıştır. Vahiy geldiği zamanlarda Resulullah Efendimizin dünyaya ilgisi sıfırlanırdı adeta. Dünyayı artık hiçbir surette gözünde en ufak bir değerli varlık olarak görmezdi. Adeta dünyaya küserdi. Halbuki onun devlet başkanlığı gibi, hakimlik gibi, komutanlık gibi dünya vazifeleri de vardı. O aynı zamanda ailesinin de reisiydi. İşte bu dengeyi sağlamak için Hazreti Ayşe annemize vahiy ağırlığı kendisini dünyadan alıp da ahiretin uhrevi havasına götürdüğü zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye hitaben kellimini ya Hümeyra dermiş.
benimle biraz konuşur musun? Bana biraz arkadaşlık eder misin diyerek Hazreti Ayşe annemizi kendisini dünyaya bağlasın diye bir arkadaş olsun istermiş. Aziz dinleyenlerim, bu ne kadar güzel bir hadise. Bugünümüzün insanının ne kadar muhtaç olduğu bir örnek. Eşiyle sıkıntısını paylaşmak. İşte en güzelini Resulullah Efendimiz'de görüyoruz ve bizim bunu uygulamamız gerekiyor. Aziz dinleyenlerim, bir kişinin ailesiyle olan beraberliği, diyaloğu, onlara karşı vazifelerini görmüş olduğunuz hadis-i şerifte bize aktaran Yüce Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: nefsinizin, ailenizin ve her hak sahibinin üzerinizde hakkı vardır. O halde her hak sahibinin hakkını verin. Demek ki ailemiz bizden ilgi beklerken bu ilgiyi önce başkalarına vermek doğru değildir. Önce kendi nefsimizden, sonra yakınlarımızdan işe başlamak da bir insanın Müslümanlıktaki tebliğ usullerinden biridir. Tavsiyemiz şudur ki günümüz insanına bu hadislerden ilham alarak ailenizle birlikte geçireceğiniz zaman dilimleri oluşturun. Birlikte seyahat edin, birlikte ziyaretlerde bulunun ve birlikte ibadet etmeyi bir prensip haline getirin. Bakın, şu anda tekrar rahmetle yad edelim İbrahim Canan hocamızı. Yalova'dan aramış hanımını, demiş ki saat 1 veya 2 gibi ben inşallah İstanbul'da olurum. Namazı kılmada yatsıyı beraberce cemaatle kılalım. Bakın, onun bu sözünü biz şimdi rahmet vesilesi olarak yad ediyoruz. Müslüman böyle olmalıdır. Ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla ibadetini paylaşmalıdır. Yoksa gidiş nereyedir biliyor musunuz? Batı toplumunda ailenin hanımı uzak doğuya yıllık iznini geçirmek üzere giderken beyi de Avustralya'yı tercih ediyor. Karı koca yıllık izinlerini farklı ülkelerde geçiriyor. Ve acısını da söyleyeyim, bizzat ben şahit oldum. Bizim yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan maalesef kimi Antalya'da, kimisi bir başka şehirde tatilini geçirmeyi tercih eden karı kocalar da maalesef var oldu şimdi. Onun için bu yanlışa düşmeden bu beraberliği Allah için yaşamamızı bize tavsiye ve telkin eden bir peygamber duruyor karşımızda. Bu örnekler bile bu tavsiyeyi yerine getirmek için yeter de artar bile. Aziz dinleyenlerim, Resulullah Efendimizin bize örnek teşkil eden halinden, tavrından, ahlakından bir başka sayfa da onun sevginin kaynağı olan tarafıdır. Bizler Şanlıurfa'da yaşayan insanlar olarak peygamberler tarihine baktığımız zaman her bir peygamberin ayırıcı bir vasfını görürüz. Mesela işte sizin iftihar etmeniz gereken Hazreti İbrahim nedir vasfı? Halilullah. Allah onu dostu olarak kabul etti ayetinde de bildirildiği üzere Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. Canını Allah yolunda vermeye razı olan Hazreti İsmail Zebihullah'dır. Tur Dağı'nda Mevlamızla konuşan Hazreti Musa Kelimullah'dır. Rabbimizin günahını bağışladığı Hazreti Adem Safiyullah'dır. Ve kendi ruhundan ruh ve can verdiği için Hazreti İsa Ruhullah'tır. Peki ya Resulullah, Hazreti Muhammed Mustafa onun vasfı nedir dersek? Habibullah'tır.
Habib kelimesi Arapça iki manaya gelir. Biri en çok sevilen demek, diğeri de en çok seven demek. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'ın en çok sevdiği kişidir, hem de Allah'ı en çok sevendir. Onu böyle kılmıştır Resulullah'ı, böyle yaratmıştır Rabbimiz ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevginin kaynağı olan El-Vedud isminin sahibi Mevlamız tarafından öyle bir sevilmiştir ki, bu sevgi onda bir şefkat pınarı olup bütün insanlığa akmıştır ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sevgiyle aynı zamanda alemlere rahmet olarak gönderildiği için bu sevgiyle Efendimiz kendi çağında diğer dinler tarafından ikinci sınıf bir varlık olarak görülen kadını Allah'ın kendisine sevdirdiği üç husustan biri olarak bize aktarmıştır. Bu çok önemlidir. Hristiyanlıkta, Yahudilikte kadına bakış tarzı belki de tahrif edilmiş bir din olmasından dolayı eğer incelerseniz çok eksik ve onun çok sıralamada ikinci, üçüncü sınıf bir varlık halinde görülür. Ama inen ayetler Nisa suresi olarak sırf kadınların adının geçtiği bir sure olunca, inen ayetler Hazreti Meryem'den bahseden ayetler olunca, inen ayetler müminleri ve Müslümanları kadın ve erkekler olarak zikredince, takdir edersiniz ki bu din Allah'ın katında kadın olsun erkek olsun mümini aynı seviyede görmekteydi. Ve Resulullah Efendimiz buyurdu, bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Sizin dünyanızdan niye diyor acaba? Çünkü dünya bu haliyle Resulullah Efendimizin kalbine hiç girmedi aziz dinleyenler. Onun için değer vermiştir, sevmiştir. Hazreti Amine'nin kucağında bu dünyaya gözlerini açmış, Hazreti Ayşe'nin kucağında da Rabbine kavuşmuştur. Kadın bizim dinimizde kişiyi Rabbine ulaştırmada bir vesiledir, ayak bağı değildir. Kadın değer verilmesi gereken bir varlık olarak Resulullah Efendimizin hadislerinde ve ayetlerde böylece zikredilmiştir. İşte burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine mazhar olan bir varlıktır kadın. Güzel kokuyu da sevdiğini bildirmiştir ve gözümün nuru dediği namaz Resulullah Efendimiz'i Rabbine bağlayan bir üçüncü unsurdur. Aziz dinleyenlerim, onun eşlerine ve hasreten Hazreti Hatice isimli o değerli hanımefendiye olan sevgisini ve muhabbetini iyi okumak lazım. Yıllar geçse de Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe'ye özellikle Hazreti Hatice annemizden bahsediyordu. Bir gün Ayşe annemiz dedi ki, bu yaşlı ve vefat etmiş kadından böyle sık sık bahsetmenin sebebi nedir ya Resulallah? Anlayamadı ilk anda. Efendimiz cevaben dedi ki, Allah'a yemin ederim ki Rabbim onun sevgisiyle beni rızıklandırdı. Çocuklarımın annesidir. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Elindeki varını yoğunu benim bu davam için feda etti. Allah'a yemin ederim ki onun sevgisi Allah'ın bana verdiği rızıkların en güzelidir. Ondan sonra da Hazreti Ayşe annemiz bir daha bu soruyu sormadı ve anladı ki Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice'yi ömrünün sonuna kadar böyle sevecekti.
Şimdi burada bu sevginin çok değerli iki örneği var. Size aktarmak istiyorum. Birisi şu. Medine günlerinden birinde bir gün kapısı çalınır Resulullah Efendimizin. Kendisi istirahat buyurmaktadır. Kapıyı açınca Hazreti Ayşe, Efendimiz dışarıdan duyduğu sesi duyar duymaz, bu halenin sesi aman Allah'ım der ve doğrulur. Hale denilen kişi Hazreti Hatice annemizin çok sevdiği arkadaşlarından biridir. Efendimiz onu misafir eder, Hazreti Ayşe ile birlikte ikramlarda bulunur ve yolcu eder. Ne zaman bir koyun kesmiş olsa bir kolunu haleye gönderirmiş. Neden? Hatice'nin yaşayan tek arkadaşıdır diye. İkinci örnek, hakikaten bizleri duygulandıran bir örnek. Mekke'nin fethedildiği gün diyorlar ki ya Resulallah, nerede gecelemek isterseniz evlerimiz senin için hazır. Senin emrindedir bütün bu mekanlarımız. O muzaffer komutan, o alemlerin sultanı Efendimizin verdiği cevap şu olmuştur. Bana Hacun Mekke-i Mükerreme'deki Cennetül Mualla isimli kabristanın bulunduğu mekanın adıdır. Bana Hacun'da Hatice'nin kabrinin karşısına denk gelen bir yerde bir çadır kurun, ben geceli orada gecelemek isterim demiştir. Bu Resulullah Efendimizin vefakarlığının en güzel örneklerinden biridir. O eşini böyle seven bir peygamberdi ve bu sevgisini yine bir başka eşine, Hazreti Ayşe'ye de başka ifadelerle ifade etmişti. Onu da dinleyelim Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin dilinden. Diyor ki evliliğimizin ilk günlerinde dedim ki ya Resulallah beni seviyor musun? Bir kadın olarak ondan beni sevdiğini duymak istemiştim. Ve Resulullah Efendimiz dedi ki seni tabii ki seviyorum ya Ayşe. Seni de seviyorum, baban Ebu Bekir'i de çok seviyorum diye cevap verdi. Ben bir adım daha ileri giderek dedim ki bana olan sevgini neyle ifade edersin ya Resulallah? Efendimiz cevaben sana olan sevgim kör düğüm misalidir Ayşe diye cevap verdi. Kör düğüm hiç çözülmeyen, hiç sarsılmayan bir sevginin misali. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bu sözü duyduktan sonra çok mutlu oldum. Resulullah'ın beni kör düğüm misali bir sevgiyle sevdiğinden yana çok mesrur oldum. Bazen latife olsun diye Resulullah Efendimiz'e takılır da derdim ki ya Resulallah kör düğüm ne alemde? Cevaben derdi ki İlk günkü gibi ey Ayşe. Bu bir kadının duyması gereken, onu mutlu eden bir çift güzel sözdür. Bu kendisinden Rabbimiz razı olsun ve şefaatine nail kılsın hepimizi, Hazreti Ayşe'nin ümmeti Muhammed'e aktardığı bir örnektir. Ümmeti Muhammed'in erkekleri de böyle davransınlar diye. Ve o ailede Resulullah Efendimiz'den bu sevgiyi gören annelerimiz, onun vefatından sonra da öylesine anlamlı vefakarlık örnekleri sergilemişlerdir ki, izninizle Hazreti Ayşe annemizin anlattığı bu ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama aziz dinleyenlerim, buna gelmeden önce yine Hazreti Ayşe annemizin ailesinde peygamberimizi tasvir eden tabloya bir göz atalım. Diyor ki annemiz, kendisine soruyorlar. Ev hayatında nasıldı Resulullah?
diyor ki sıradan bir insan gibiydi. Sizler nasıl davranırsanız o da öyle yapardı. Kendi elbisesini kendisi yamar, ayakkabılarını tamir eder, keçilerin sütünü kendisi sağardı diye anlatıyor Yüce Resulü. Ve fakat hiçbirinizin olmadığı kadar nezaket sahibiydi Resulullah. Nezaketinden bahsediyor, Efendimiz'i böyle anlatıyor. Ve Resulullah Efendimiz'in bu sevgiyi ifade bağlamında bir gün bir başka sahabi, giden bir sahabi için şu gideni çok seviyorum ya Resulallah diye ifade etmesi üzerine ona olan sevgini ona tebliğ et buyurmuştur. Şunu anlıyoruz ki erkek eşine, kadın kocasına zaman zaman seni seviyorum demelidir. Ve Allah için sevgisini ifade etmelidir. Bu da, bunun da oluşması için zaman zaman hediyede bulunmak lazım. Birbirinize hediye veriniz ki aranızda muhabbet oluşsun diye buyuruyor Resulullah Efendimiz. Allah yolunda harcadıklarınızın en hayırlısı aileniz için yaptığınız harcamalardır diye de bize son neticeyi koyuyor. O sebeple aziz dinleyenlerim, en güzel hediye bazen bir çift güzel söz, bir güler yüzdür. Bunu eşler birbirinden esirgememeleri gerekiyor. Şimdi Hazreti Ayşe'nin Efendimiz vefat ettikten sonraki o fedakar eşin fedakarlığından şöyle bahsetmemiz lazım. Günler geçerdi de bizim evimizde ocak yanmazdı diyor Hazreti Ayşe. Yediğimiz hurma, içtiğimiz süt idi sadece. Fakat halinden razı olarak peygamber eşleri Efendimizle bir hayat sürdüler. Hazreti Ayşe Efendimizin vefatından sonra kendisine bir süre geçmişti, belki bu birkaç aydır, bir yakını kına getirdi. Dedi ki saçlarına yakman için sana kına getirdim, al da kullan. Hazreti Ayşe annemiz cevaben ben kına kullanmam dedi. Neden? Çünkü Resulullah kokusundan hoşlanmadığı için o istemiyor diye kına kullanmadım. Yakını ona dedi ki ama artık Resulullah hayatta değil ki. Şimdi kullanmana ne engel olabilir? Hazreti Ayşe annemizin verdiği cevaba bakınız. Dedi ki hayatındayken hoşlanmadığı bir şeyi o vefat ettikten sonra kullanırsam hatırasına saygısızlık etmiş olmaz mıyım? Annemizin hassasiyetinin bir örneği. Yine Hazreti Ayşe annemiz eski elbiseler giymeye devam ediyorken yeğeni ona dedi ki teyzeciğim müsaade et de sana yeni bir elbise alayım. Bu eski elbiselerin içinde dolaşmandan hoşnut değilim. Hazreti Ayşe onu savdı başından. Bir süre sonra tekrar üçüncüde yeğenim dedi bana ısrar etme. Ben Resulullah ile sözleştim. Bir gün ona dedim ki ya Resulallah Allah beni sana dünyada eş kıldı. Ve ben bu dünyada seninle eş olarak hayat yaşadım. Ahirette de mahşerde de seninle buluşmak istiyorum. Söyle Allah aşkına ne yapayım da mahşer günü Allah beni seninle birlikte haşretsin. Efendimiz dedi ki bana eğer mahşerde benimle buluşmak istiyorsan sakın mal biriktirme ey Ayşe ve üzerindeki elbise parçalanıncaya kadar onu giymeye devam et. Ben bu elbiseyi çıkarmam, Resulullah ile buluşmak istiyorum çünkü. İşte böyle bir hayat, böyle bir aile duruyor karşımızda ve onlar Muhammed'i muhabbetle sevdikleri için birbirlerini ölüm bu muhabbetin ayrılmasına sebep olmuyor.
Aziz dinleyenlerim, Resulullah Efendimizin bize aile hayatından sunduğu son örneklerle inşallah konumuzu toparlayacağım. Kişilik haklarına saygılı olmanın en güzel örneği Efendimiz'dedir. Bir evliliğin mutlu bir şekilde yürüyebilmesi için olmazsa olmaz şart, birbirlerinin kişilik haklarına saygı duymalarıdır. Bakınız, nikahın iki yönü var. Birisi Allah için bir araya gelmek, Allah için bağlanmak, bu işin dini yönüdür. Hukuki tarafı da karı koca olarak birbirinin haklarına saygı duyacaklarına dair verdikleri sözün o görevlinin, kadının, hakimin, her kimse defterine yazılması demektir. Bu son derece önemlidir ve hak, hukuk, karı koca hakkı olarak bizim kitaplarımızda vardır. Kişilik haklarına saygı olunmayan, saygı duyulmayan bir evlilik, zulmün yaşandığı bir evliliktir ve fazla sürmez. Şimdi Efendimiz bunun bize yol haritasını ta veda hutbesinde çizdi. Buyurdu ki, ey insanlar, eşlerinizi Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. O halde onlarla iyi bir şekilde geçinmeye çalışın. Bunu bir emanete sahip çıkma olarak evliliği bu şekilde gördü Resulullah Efendimiz. Ve Resulullah Efendimizin hayatında bu kişilik haklarına saygıyı en güzel örnekleriyle görüyoruz. Bir insan psikolojik olarak rahatsız olduğu hususlardan biri, kendisinin değersiz, bir başka ifadeyle çirkin bulunduğu noktasıdır. İnsan üzerine çalışan bilim adamları bunu böyle tespit etmiştir. Asırlar önce Resulullah Efendimiz de sizden hiçbiriniz hanımına sakın ola ki çirkin demesin, eliyle vurmasın ona demek suretiyle insan olarak değerli bulma ve bulunma hakkını Resulullah Efendimiz korumuştur. Ve o yüce Resul bir hanımın, bir kadının, bir eşin duyması gereken, onu mutlu etmesi gereken en güzel sözü Hazreti Ayşe annemize söyleyerek, o da bize aktararak ümmeti Muhammed'in bu konudaki tavrını belirlemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemizi ya Hümeyra diye vasıflandırmış. Hümeyra al yanaklı demektir. Ve bir kadının duyabileceği en güzel sözü Resulullah Efendimiz söylüyor ki eşine iltifat eden ümmeti olsun erkeklerden. Bunu Resulullah Efendimiz'den duyuyoruz ve bize annemiz aktarıyor. İşte onun gibi aziz dinleyenlerim, insanlar tebrik edilmeye, takdir edilmeye muhtaçtır. Biz Resulullah Efendimiz'in hayatında bunu görüyoruz. İkili ilişkilerdeki saygısına en güzel örnek de Hazreti Enes tarafından aktarılıyor. Hazreti Enes diyor ki, bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Eşi Hazreti Safiye'nin ellerinden tuttu. Kendi mübarek dizlerine bastırarak bineğine binmesine yardımcı oldu. O zamanki toplumda kadınların böyle ikinci sınıf görüldüğü bir ortamda kızlarına değer veren Resulullah Efendimiz eşine Hümeyra diye iltifat ederken yine bir başka eşinin Hazreti Safiye annemiz